Sam bin Nuh Aleyhisselam'dan gemi hakkında bilgi alınışı. İsa Aleyhisselam bir gün havarilerle birlikteyken, İsa Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın gemisini tasfih, Nuh Aleyhisselam'dan, tufandan ve gemiden bahsedince, havariler, keşke gemiyi gören bir kimseyi bize diriltmiş, göndermiş olsaydın da o bize onu anlatsa, tarif etseydi, dediler. İsa Aleyhisselam kalkıp, küçük, düz bir tepeye, oradaki kabre kadar gitti. Elini uzatıp oradan bir avuç toprak aldı. Bu nedir biliyor musunuz diye sordular. Havariler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. İsa aleyhisselam bu Sam bin Nuh'un kabridir. İstiyorsanız onu sizin için dirilteyim dedi. Havariler olur dirilt dediler. İsa aleyhisselam Allah'a ismi azamıyla dua etti toprak yığınına asasıyla vurup Allah'ın izniyle diril kalk deyince başının saçı saçının yarısı ağarmış olduğu halde sam bin nuh veya ham bin nuh başından toprağı silkeleyerek ayağa kalktı kabrinden çıktı Yoksa kıyamet mi koptu dedi İsa aleyhisselam hayır kıyamet kopmadı fakat ben Allah'a ismi azamıyla dua ettim Allah da seni diriltti, dedi. İsa Aleyhisselam ona, sen böyle saçı ağarmış olarak mı ölmüştün, diye sordu. Hayır, ben gençken ölmüştüm. Fakat şimdi kıyamet koptu sandım da saçım ağardı, dedi. Sam bin Nuh Aleyhisselam 500 yıl yaşamıştı. O zaman saç hiç ağarmazdı. Halbuki onun saçının yarısı ağarmıştı. Havariler ona gemi hakkında bir takım sorular sordular. O da onlara geminin haberini haber verdi. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini anlattı. Sonra da bu İsa bin Meryem'dir, ona tabi olun dedi. İsa Aleyhisselam ona öl artık dedi. Sam bin Nuh Aleyhisselam bana Allah ölüm sarhoşluğunu tekrarlamamak şartıyla dedi. İsa Aleyhisselam Yüce Allah'a dua etti. Allah da onun ölümünü öyle yaptı. İsrail oğullarının istekleri yapılmazsa, İsa Aleyhisselam'ı yakmaya kalkışmaları. İsrailoğulları İsa Aleyhisselam'a bize üzeyiri dirilt yoksa seni ateşte yakarız demişler ve İsa Aleyhisselam için üzüm odunlarından pek çok odun toplamışlardı. O zaman İsrailoğulları ölülerini taş sandıklar içine koyarlar, sandıkların üzerlerine de taştan iyice kapanan kapaklar geçirirlerdi. Üzeyir Aleyhisselam'ın kabrini de arkasında ismi yazılı olduğu halde buldular. Bütün uğraşmalarına rağmen onu kabrinden çıkarmaya güç yetiremediler. Dönüp İsa Aleyhisselam'a haber verdiler. İsa Aleyhisselam içinde su bulunan bir kabı onlara uzattı ve bu suyu onun kabrinin üzerine saçın dedi. Saçtılar. Kapak açıldı. İsa Aleyhisselam'ı götürdüler. Üzeyir Aleyhisselam kefenin içinde öylece duruyordu sonra elbisesini üzerinden soydular. İsa aleyhisselam Allah'a dua etti. Uzeyir aleyhisselama da ey Uzeyir yüce Allah'ın izniyle diril dedi. Uzeyir aleyhisselam dirilip oturduğu zaman İsrailoğulları bütün bunları gözleriyle gördüler. Kendileri de İsa aleyhisselam hakkında ey Uzeyir şu adam için şahadette bulunur musun diye sordular. Uzeyir aleyhisselam ben onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları, ey İsa bizim için Rabbine dua et de onu bizim aramızda sağ olarak bulundursun dediler. İsa aleyhisselam onu kabrine iade edin dedi. Uzeyr aleyhisselam kabrine iade edildi ve öldü. İsa aleyhisselama iman eden iman etti. Küfründe direnen de küfründe direndi. İsa aleyhisselam İsrail oğullarına böyle mucizelerle gönderildiği zaman onların münafık ve kafir olanları şaşırıyorlar, alay ediyorlar. Filanın dün gece yedi ve evinde biriktirdiği şeyleri onlara haber veriyormuş diyorlar. Bu müminlerin imanlarını, kafir ve münafık olanların da küfürlerini ve şüphelerini artırıyordu. Ölüleri diriltme mucizeleri ise kafir ve münafık Yahudileri büsbütün kızdırıyordu. Matta İncil'inde bildirildiğine göre İsa Aleyhisselam'ın Havra'da hikmetli, ibretli temsillerle yaptığı konuşmadan da şaşkına dönen Yahudiler, bu adamın bu hikmeti ve bu kudret işleri, bu şeyleri nereden geliyor, dediler. Ona peygamberliği yakıştıramadılar ve peygamberliğine inanmadılar. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam onlara, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde itibarsız değildir, dedi. Onların imansızlıklarından dolayı orada çok kudret işleri yapmadı. İsrailoğullarıyla havarilerin kendileri için gökten sofra indirilmesini istemeleri. İsa aleyhisselam İsrailoğullarına sizler Allah için 30 gün oruç tuttuktan sonra ondan isteyeceğinizi isteseniz de size istediğiniz şey verilse olmaz mı? Çünkü işçinin ücreti kendisinin işi üzerine verilir dedi. İsrailoğulları İsa aleyhisselamın dediğini yaptıktan 30 gün oruç tuttuktan sonra ey iyilik öğreticisi sen bize işçinin ücreti kendisinin işi üzerine verilir dedin ve 30 gün oruç tutmamızı bize emrettin. Biz de 30 gün oruç tutup emrini yerine getirdik. Bizim hiçbir kimseye 30 gün çalışıp da işimizi bitirince yemek yedirilmediğimiz gün olmamıştır ey İsa. Biz bir kimsenin işini yapınca yemek yediriliriz. Biz oruç tuttuk, acıktık. Üzerimize gökten bir sofra indirilmesi için Allah'a dua et. O zaman İsa aleyhisselam 30 gün oruç tutmalarını havarilere de emretmişti. Onlar da 30 gün oruç tutmuş bulunuyorlardı. İnen yemek sofrasının sıfatı ve mahiyeti hakkında bilginlerin rivayetleri çok değişiktir. Bazılarına göre meleklerin semadan getirip İsrailoğullarıyla havarilerin önlerine koydukları sofranın üzerinde arpa unundan yapılmış yedi ekmekle yedi balık vardı. İsa aleyhisselam ağladı ve Allah'ım beni şükredenlerden eyle. Allah'ım bu sofrayı bir rahmet kıl, onu bir ceza ve azap kılma diyerek dua etti. Sofra inince zenginler, fakirler, büyükler, Küçükler, erkekler, kadınlar sofranın başına yığıldılar. İsa aleyhisselam'a "Ey Ruhullah, bundan ilk önce yiyen sen ol. Sonra da biz yiyelim." dediler. İsa aleyhisselam "Allah onu yemekten beni korusun. Fakat ondan isteyen yiyebilir." dedi. Kendisi ondan hiç yemedi. Havariler de ondan yemekten korktular, yemediler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam o yeme fakirleri, hastaları kötürümleri cüzam hastalığına tutulmuş olanları çağırıp onlara Allah'ın rızkından yiyin bu sizin için ihsan sizden başkaları için beladır dedi kadın erkek fakirlerinden kötürümlerinden hastalarından müptelalarından 1300 kişi ondan yediler hepsi de doydular onların en sonuncusu ondan en başındakinin yediği gibi yemişti bir cemaat gelip ondan yiyor sonra çıkıyor Başkaları geliyordu. Onlar da yedikten sonra çıkıyordu. Böylece onların hepsi yemişler, daha da artmış kalmıştı. İsa aleyhisselam balığa baktı. Gökten indiği sıradaki gibi duruyordu. Rivayete göre sofradan yiyenlerin sayısı beş bindi. Biraz daha fazlaydı. Hatta yedi bine yakındı. O gün hasta olup da ondan yiyince iyileşmeyen, kötürüm olup da yürüyemeyen, müptela olup da ihtilasından kurtulmayan, fakir olup da zenginliğe kavuşmayan ve ölünceye kadar da zenginlik hali devam etmeyen yoktu. Onlar sofraya bakarlarken sofra semaya yükselip gözden kayboldu. Havariler sofradan yemediklerine pişman oldular. Yüce Allah İsa Aleyhisselam'a soframı ve rızkımı zenginler dışında fakirlere tahsis et diye vahyetmişti. İsa Aleyhisselam da öyle yapınca bu zenginlerin çok ağrına gitti.'' Onun gökten inişini inkar ettiler. Sofra hakkında şüpheye düştüler ve halkı da şüpheye düşürdüler. Siz sofranın gerçekten semadan indiğini mi sanıyorsunuz?" dediler. Sofrayı görmeyenler de onu inkar ettiler. Yazıklar olsun size. O sizin gözlerinizi büyülemiştir dediler. Yüce Allah. Kimin hayrını murad ettiyse o vasiret üzere imanda sebat etti. Kimin de fitneye tutulmasını murad ettiyse onlar da küfürlerine döndüler. İsa aleyhisselam onlara siz helak oldunuz, Allah'ın azabına hazırlandınız dedi. Sofranın gökten indiğini inkar edenlerin akıbeti. Sofranın gökten indiğini inkar eden İsrailoğullarından 330-333 kişi yurtlarında geceleyin döşekleri üzerinde aileleriyle birlikte yatarlarken domuzlara çevrilmiş olarak sabahladılar. Domuzlara çevrilmiş olanlar içinde ne bir kadın ne de bir çocuk vardı. Domuza çevrilen Yahudiler yolları ve meydanları dolduruyor, helalardaki pislikleri yiyorlardı. Halk onların bu hallerini görünce korktular. İsa Aleyhisselam'ın yanına vardılar. Ona ağladılar. İsa Aleyhisselam da onların ev halklarının bu hale düşmelerine ağladı domuzlar İsa Aleyhisselam'ı gördükleri zaman ağladılar ve çevresinde dönüp dolaşmaya başladılar. İsa Aleyhisselam onları isimleriyle birer birer çağırıyor, onlara sen filan, sen filan, sen filan değil misin diye soruyor. Onlar ağlıyor, evet demek istiyor, başlarını sallayarak işaret ediyorlardı. Öylece üç gün yaşadıktan sonra ölüp gittiler. Kur'an-ı Kerim'in sofra hakkındaki açıklaması. O vakit havariler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi? demiş. O da, eğer inanmış adamlarsanız, Allah'ın kudretinden ve benim peygamberliğimden kuşkuya sapmaktan korkun, demişti. Havariler, istiyoruz ki biz de ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim ve biz de bunun üzerine şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa dua ederek: "Ey Allah, ey bizim Rabbimiz, üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet, mucize olsun, bizi rızıklandırsın. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın." dedi. Allah: "Ben onu sizin üzerinize şüphesiz indireceğim." Artık ondan sonra içinizden kim nankörlük eder, küfre dönerse, işte ben onu muhakkak ki alemlerden hiçbirine azaplandıramayacağım bir azapla azaplandırırım buyurdu. İsa Aleyhisselam'ın hacca gidişi ve haç telbiyesi. Revha Vadisi'ndeki hac yolundan üzerlerine yün aba giyinmiş, develerinin liften yularlarını tutmuş oldukları halde yetmiş peygamberin Hac için telbiye ederek Mekke'ye gelip Hayf Mescidi'nde namaz kıldıkları rivayet edilir. İsa Aleyhisselam'ın hac telbiyesi "Lebbeyk, buyur Allah'ım, buyur. Emrine amadeyim. Ben senin kulunum. Senin iki kulunun kızı olan cariye kulunun oğluyum." tarzındaydı. İsa Aleyhisselam'ın havarilerden ve etba'dan her tarafa davetçiler gönderişi İsa aleyhisselam uzak veya yakın ülkelere havarilerden davetçiler göndermek istediği zaman yakın yere gönderdiği seve seve gitti ve selamete erdi. Uzak yere göndermek istediği kimselerse güçsündüler, yüksündüler ve kaçındılar. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onların bu hallerinden Yüce Allah'a şikayetlendi. Güçsünen ve yüksünenlerden her biri Gönderilecekleri kavmin dilini konuşur olduğu halde sabaha çıktı. İsa Aleyhisselam, Havarilerden Butrus'u, Havari olmayan Etba'dan buluşla birlikte Rumiye'ye, Havarilerden Endarisi ve Matta'yı, insan yiyen zencilerin yurduna, Tumas'ı Doğu ülkesindeki Babil'e, Filibüs'ü Kayravan ve Kartacanla'ya, Afrika'ya, Yohannesi Eshab-ı Keyf Kariyesi, Efsus, Defsus'a, Yakubüs'ü Orişalim'a, İlya'ya ya da Beytül Makdis'e, İbni Selma'yı Hicaz ülkesine, Araplara, Simon'u Afrika yanında berberlerin yurduna, havarilerden olmayan Yahudi'yi Zekeriya Yuta'nın yerine Eryubüs'e gönderdi. Antakya halkının elçileri öldürmeye kalkışmaları ve helak olmaları. İsa Aleyhisselam putperest Antakya halkına da havarilerinden içlerinde Şimun'un da bulunduğu üç elçi gönderdi. Elçiler ilk önce Antakya halkından Habib bin Mürre'yi rastladılar. Habib bin Mürrey'in evi şehir kapılarının yanında, şehirden uzakça bir yerdeydi. İşi urgancılıktı. Kendisi hastalıklı bir zaattı. Cüzzam miskin hastalığına tutulmuştu. Hayra eli açık mümin bir mizahattı. Kazancını akşamlayın bir araya toplar, İkiye böler, yarısıyla çoluk çocuğunu geçindirir, yarısını da yoksullara dağıtırdı. Hastalığı, zayıflığı ve işi kendisini ibadetten alıkoymazdı. Habib bin Mürey, Antakya halkının gönderilen elçileri öldürmek üzere söz birliği ettiklerini haber aldığı zaman koşup yanlarına vardı. Onlara Allah'ı hatırlattı. Kendilerini öğütledi. Elçilere uymaya davet etti. Antakya halkıysa onu taşa tuttular, ayaklarının altını alıp çiğnediler. Habib bin Müre ise, ey Allah'ım kavmime doğru yolu göster, ey Allah'ım kavmime doğru yolu göster diye dua ede ede can verdi. Antakya halkını da Cebrail Aleyhisselam'ın bir sayhası, haykırışı helak etmeye yetti. Habib bin Müreyy'in kabri Antakya çarşısındadır. Hadise Kur'an'da şöyle açıklanır. Onlara o şehir ashabını misal getir. Hani oraya gönderilen elçiler gelmişti. Biz o zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de onlar onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüyle bunları takviye etmiştik. Bunlar onlara biz size gönderilmiş hak elçileriz demişlerdi. Onlar siz bizim gibi insandan başka kimseler değilsiniz. Hem Rahman olan Allah vahiden, risaletten hiçbir şey indirmemiştir siz ancak yalan söyler kimselersiniz dediler. Elçiler, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen vazife apaçık tebliğden başka bir şey değildir dediler. Şehir halkı doğrusu biz, sizin yüzünüzden uğursuzluk. Eğer bizimle uğraşmaktan vazgeçmezseniz, andolsun ki sizi mutlaka taşlarız. Size bizden muhakkak acıklı bir işkence de dokunur, dediler. Elçiler, sizin uğursuzluğunuz kendi yanınızdadır. Size öğüt verilirse mi uğursuz sayılacak ve köfrünüzde devam edeceksiniz. Hayır siz, haddi aşan, taşanlar güruhusunuz, dediler. O şehrin en ucundan koşarak bir adam geldi ve ''Ey kavmim, uyun o gönderilmiş olan elçilere.'' uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kişilere. Onlar hidayete ermiş kişilerdir. Ben beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim. Siz hepiniz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Ben ondan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer o çok esirgiyici Allah bana bir zarar yapmak isterse onların o putların iddia ettiğiniz şefaati bana hiçbir yarar vermez.'' Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o takdirde muhakkak bir sapıklık içindeyim demektir. Gerçekten ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a iman ettim. İşte bunu benden duyun." dedi. Şehit ettikleri zaman ona cennete gir denildi. O da ne olurdu? Rabbimin beni yargıladığı, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığı kavmim bilselerdi." dedi. Ondan sonra onun kaminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indiriciler de değildik. Onları helak eden bir tek sayhadan, Cebrail'in haykırışından başka bir şey değildi ki hemen sönü verdiler. İsa Aleyhisselam'ın ölen bir dostunu diriltişi, Beytül Makdis'in bir kariyesinde İsa Aleyhisselam'ın Azer adında bir dostu vardı. Azer hastalanınca Azer'in kız kardeşi İsa Aleyhisselam'a ''Kardeşin ölüyor, hemen onun yanına gel.'' diye haber salmıştı. Azer'in arasıyla İsa Aleyhisselam'ın arası üç günlük yoldu. İsa Aleyhisselam'la eshabı Azer'in kariyesine vardıkları zaman onu üç gün önce ölmüş, oradaki mağaranın içine gömülmüş buldular. İsa Aleyhisselam o kariyeye gelince Azer'in iki kız kardeşi onun yanına varıp ''Ey Efendimiz, dostun Azer ölmüş bulunuyor.'' dediler. İsa aleyhisselam üzüldü ve kızlara ''Onun kabri nerededir?'' diye sordu. ''Bizi onun kabrine götürün.'' dediler. Götürdüler. Azer'in mağarada üzerine taş kapak kapatılmış kabrine vardılar. İsa aleyhisselam ''Taş kapağı açın.'' dedi. ''Dört günden beri kokmuş bulunuyor.'' dediler. İsa aleyhisselam mağaraya yaklaşarak ''Rabbim, hamd sana mahsustur.'' Ey yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin Rabbi olan Allah'ım! Beni İsrail sen gönderdin. Onları senin dinine davet ettim. Kendilerine senin izninle ölüleri dirilteceğimi haber verdim. Ben iyice biliyorum ki her şeyi veren sensin. Fakat ben şu ayakta dikilen cemaati, senin beni peygamber olarak gönderdiğine iman etsinler ve beni doğrulasınlar diyorum. Azeri dirilt dedikten sonra Azer'e kalk dedi. Azer iki eli iki ayağı sımsıkı bağlanmış üzerindeki kefenini sürür bir halde kabrinden çıkıp ayağa kalktı. Yahudi kavminden orada bulunanlar İsa Aleyhisselam'a hemen iman ettiler. Azer'e bakıyorlar, onun dirilişine şaşıp duruyorlardı. Yahudi ileri gelenleri ve din bilginlerinin İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kararlaştırmaları. Bunun üzerine Yahudilerin ulu kişileri ve din bilginleri toplandılar ve biz İsa Aleyhisselam'ın bize karşı dinimizi bozmasından ve halkın ona uymasından korkuyoruz dediler. Şekillerden, izlerden, neseplerden çok iyi anlayan kahinler başkanı onlara bir tek adamı vadide giderken tutup öldürmek hayırdır dedi ve İsa Aleyhisselam'ı öldürmek üzere söz birliği ettiler. Kendisini öldürmeye yöneldiler.'' Yahudiler zamanın krallarından bazısına İsrail aleyhisselam aleyhinde ihbarda bulundular ve onu öldürmeye ve asmaya azmettiler. Kendisini öldürmek için aramaya başladılar. İsa aleyhisselamla annesine dil uzatan Yahudilerin domuzlara çevrilişi. İsa aleyhisselam merkep üzerinde Beytül Maktis'e girmiş, Yahudilerden bazı kimselerle karşılaşmıştı. Onlar İsa aleyhisselamı görünce sihirbaz kadının oğlu, sihirbaz, kötü işler yapıcısı kadının, kötü işler yapıcısı oğlu geldi. Dediler ve bu sözleriyle ona ve annesine isnat ve iftirada bulundular. İsa aleyhisselam bunları işitince onların aleyhlerinde ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben senin eserin olan ruhundan çıkarıldım ve senin ol kelimenle yaratıldım. Ben onlara kendiliğimden peygamber gelmedim. Ey Allah'ım bana ve anama söven kimselere lanet et, onları rahmetinden uzaklaştır diyerek dua etti. Yüce Allah İsa Aleyhisselam'ın duasını kabul buyurup ona ve onun annesine sövüp saymış olanları domuzlara çevirdi. İsrailoğullarının başkanı bunu görünce büyük bir korkuya düştü. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek hususunda söz birliği yaptılar. İsa Aleyhisselam'a dünyadan ayrılacağının bildirilişi. Rivayete göre dünyadan ayrılacağı Yüce Allah tarafından bildirildiği zaman İsa aleyhisselam havarilerini yanına çağırmış, yemekten sonra onlara çoban gidince davar dağılır demiş ve bununla kendisinin öleceğini anlatmak istemiş. İçlerinden birisinin horoz üç kere ötmeden önce kendisini inkar edeceğini, birisinin de kendisini az bir karşılığa otuz dirheme satıp bedelini yiyeceğini haber vermişti. Gerçekten de Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için ararlarken havarilerden Şemun'u yakalayıp işte bu onun arkadaşlarındandır dedikleri zaman Şemun ben onun arkadaşı değilim diyerek inkarda bulunmuş ve bırakılmış, horozun öttüğünü işitince de üzülmüş ve ağlamaya başlamıştı. Havarilerden birisi de Yahudilerin yanına varıp Mesih'in yerini size gösterirsem bana ne verirsiniz demiş, onların verdiği otuz dirhemi alıp İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu yeri onlara göstermiştir. İsa Aleyhisselam'ın Yahudiler tarafından öldürülmek istenilince semaya kaldırılışı. Rivayete göre Yahudiler bir gün toplanıp İsa Aleyhisselam'ı sorguya çektiler. İsa Aleyhisselam onlara, ''Ey Yahudi cemaatleri, hiç şüphesiz Allah size buğz ediyor.'' Sizden nefret ediyordur deyince İsa Aleyhisselam'ın sözlerine son derecede kızdılar ve öldürmek için üzerlerine yürüdüler. O sırada Yüce Allah, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. O da İsa Aleyhisselam'ı bir evin cümle kapısının içindeki küçük kapısından içeri soktu. Yüce Allah'ın evin tavanındaki pencereden İsa Aleyhisselam'ı semaya kaldırdı. Yahudilerin başkanı adamlarından birisine İsa Aleyhisselam'ın yanına girmesini ve onu orada öldürmesini emretti. Adam içeri girdiği zaman orada İsa Aleyhisselam'ı göremedi. Dışarıdakilerin yanına çıkmayı gecektirince onun İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye uğraştığını sandılar. Yüce Allah adamı İsa Aleyhisselam'a benzetti. Adam dışarıdakilerin yanına çıkınca kendisini İsa Aleyhisselam sandılar, hemen onu öldürdüler ve astılar. Diğer rivayetlerde ise Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı yakalayıp bağladıkları ve hakaret ederek götürdükleri ve asacakları sırada İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırıldığı bildirildiği gibi, yakalayıp hakaret ederek götürdükleri İsa Aleyhisselam olmayıp, Yahudilere İsa Aleyhisselam'ın yerini gösteren havari olduğu, İsa Aleyhisselam'ı asmak istedikleri sırada yeryüzüne karanlık çöktüğü ve meleklerin Yahudilerle İsa Aleyhisselam arasına gerildikleri ve İsa Aleyhisselam'ın yerini Yahudilere gösteren ve İsa Aleyhisselam'a benzetilen havariyi yakalayıp kendisinin ben size onun yerini gösterenim demesine bakmayarak İsa Aleyhisselam'ın yerine onu öldürüp ağaca astıkları, Yahudiler tarafından kuşatıldıkları evde bütün havarilerin İsa Aleyhisselam'a benzetildikleri ve onlardan birisinin İsa Aleyhisselam için kendisini feda ettiği de bildirilmekte ve bu hususta daha başka bilgiler de verilmektedir. İsa aleyhisselam semaya kaldırıldığı zaman 33 yaşındaydı. Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki açıklaması. Bir de onların İsa'yı inkar ile kafir olmaları, Meryem'in aleyhinde büyük iftira atıp söylemeleri, biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyledir ki kendilerini rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar onu öldürmediler. Onu asmadılar da. Fakat öldürülen ve asılan adam kendilerine İsa gibi gösterildi. Zaten ve hakikaten İsa ve onun katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp kati bir şek ve şüphe içindedirler. Onların buna, onun katline ait hiçbir bilgileri yoktur. Ancak kupkuru zanla uymaktadırlar. Onu yakinen öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu yükseltip kendisine kaldırmıştır. Allah mutlak galiptir, Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. İsa aleyhisselam'ın şekil ve şemaili ve zahidane yaşantısı. İsrail aleyhisselam orta boylu, hamamdan çıkmış gibi kırmızıya çalar, beyaz benizli, dağınık, düz saçlıydı. Saçını uzatır, omuzları arasına salardı. Saçına hiç yağ sürmezdi. Geniş göğüslü, küçük yüzlü, çok benliydi. Sırtına kıl, yün elbise ayağına ağaç kabuğundan yapılmış tasması hurma lifinden sandal giyerdi. Çoğu zaman yalın ayak yürürdü. Kendisinin ne geceleri varıp içinde barınacağı bir evi, ne bir ev eşyası, ne zevcesi, ne de ölmeyecek kadar ve günlük yiyecekten başka bir şeyi vardı. Hiçbir şeyi yarın için biriktirmez, saklamazdı. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldığı zaman yün bir kaftan, bir çift çoban mesti, bir de Deri dağarcıktan başka bir şey bırakmamıştı. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. İsa aleyhisselam dünyadan yüz çevirip ahireti özler, Allah'a ibadete koyulurdu. Yeryüzünde dolaşır, nerede güneş batarsa orada iki ayağının üzerinde namaza durur, sabahlardı. Bütün geceleri namazla, gündüzleri de oruçla geçirirdi. Arpa ekmeği yerdi havarilerine ey havariler topluluğu mescitleri meskenler edinin, evlerinizi de yolcu menzilleri gibi edinin ki dünyadan selametle kurtulasınız derdi. İsa Aleyhisselam'a sen su üzerinde nasıl yürüyebiliyorsun diye sorulmuştu. İsa Aleyhisselam yakin ile dedi. Biz de yakin sahibiyiz denilince sizin yanınızda taş, çamur ve altın eşit bir midir diye sordu. Hayır dediler. İsa Aleyhisselam bunlar benim yanımda eşit ve birdirler dedi. Havariler bir gün İsa Aleyhisselamı aramaya gittiler. Kendisini su üzerinde yürür buldular. Onlardan birisi, ey Allah'ın Peygamberi, biz de senin yanına yürüyüp varalım mı? dedi. İsa Aleyhisselam olur dedi. Havari ayağını basınca suyun içine batı verdi. İsa Aleyhisselam getir, ver elini ey güdük imanlı. Eğer Adem oğlunun zerre kadar hakini olsaydı suyun üzerinde yürürdü dedi. İsa aleyhisselam bir adamın hırsızlık ettiğini görmüş ve ona sen çaldın ha demişti. Adam kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a and olsun ki hayır deyince İsa aleyhisselam Allah'a iman ettim. Kendi gözümü ise yalanladım dedi. İsa aleyhisselama bir adam gelip ey iyilik öğreticisi sen bana bir şey öğret ki o beni yararlandırsın seni zararlandırmasın dedi. İsa aleyhisselam nedir o diye sordu. Adam kul yüce Allah'a karşı hakkıyla takvalı nasıl olur dedi. İsa aleyhisselam bu kolay bir iştir. Allah'ı kalbinden hakkıyla seversin. Onun için gücün yettiği kadar amelde bulunursun. Beni nevine de kendine acır gibi acırsın dedi. Adam ey iyilik öğreticisi benim beni nevim kimlerdir diye sordu. İsa aleyhisselam bütün Adem oğullarıdır sana gelmesini istemediğin şeyi sen senden başkasına da getirme. O zaman sen Allah'a karşı hakkıyla ittikalı olursun, dedi. İsa Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre zamanın sonunda dünyadan el çekmeye özenen ve fakat dünyadan el çekmeyen, ahireti özler görünen ve fakat ahireti özlemeyen, başkalarını valilere gitmekten men eden fakat kendileri giden Zenginlere yaklaşan ve fakat fakirlerden uzaklaşan, ellerini ileri gelenlere açan fakat ellerini fakirlere yuman bilginler gelecektir ki işte bunlar şeytanların kardeşleri, Rahman'ınsa düşmanlarıdır buyurdu. <laughs> Good.